Merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün sizlerle tıbbi astrolojide hava elementini konuşacağız. Hava elementi ve su elementi ara elementler. E, ateş elementi tamamen latif, yoğunluğu çok az. Toprak elementinin de yoğunluğu çok fazla. Ama hava elementinin de su elementinin de yoğunlukları ara. Öyle olunca e, e, hava elementi de su elementi de hem kendilerine hem dışarı bak bakabiliyorlar. Şimdi toprak elementi çok yoğun ancak kendiyle ilgili. Ateş elementi çok latif. Ee, o da ee, daha çok böyle kendi ile ilgili. E, hatta şöyle diyeyim. E, kendi ile ilgili değil de e, bilakis aşırı başkasıyla ilgili. Yani bir ara yok. Hem kendi hem başkası yok ama... Hava elementinde hem kendi var elementin hem başkası var. Su elementinde hem kendi var hem başkası var. Ve böyle olunca bu iki element de az çok bir iletişimle ilgili. Hava elementi zihinsel iletişimle ilgili, su elementi su elementi daha çok duygusal iletişimle ilgili. Öyle olunca bakıyoruz, hava elementi baskın olan insanlar. Telepatiye yatkın olabiliyor. Su elementi baskın olan insanlar e, empatiye e, yatkın olabiliyor. E, hava elementi vücutta e, hem iletişimle, e, sinir iletimleriyle, vücudun elektrik devreleriyle, e, havadan aklınıza gelsin kanın oksijenlenmesiyle, nefes almak vermekle e, ilgili e, bir eleme e, aktivasyonunda e, sıcaklık ve nemin arttığı, hafifliğin arttığı bir element. Çünkü nispeten e, ateşe göre hafif daha yoğun olsa da oldukça e, hafif bir element. Aktivasyonunda e, hafiflik e, artıyor. E, şimdi dengesizliklerden bahsedeceğiz biraz bugün. Şimdi bu dengesizlikler şöyle olabilir. Bizim haritamızda aşırı hava elementi baskınlığı vardır ya da hava elementi çok azdır ya da haritamızda orta seviyede bir hava elementi oranı vardır ama transitlerle ilerletmelerle dönüş haritalarıyla o ya çok az inmiştir ya da aşırlaşmıştır. Bu şekilde dengesizliklere bakacağız beraber ve bunlarda neler yapabileceğimizi, e, neler yapabiliyoruz Tıbbi astrolojide bu kişilere neler önerebiliyoruz, e, onlara bakmaya çalışacağız. Şimdi dediğimiz gibi hafiflik artıyor hava elementi arttığında, o yüzden hava elementi çok baskın olan kişilerden böyle çok toplu olmalarını hani beklemiyoruz. Su mesela biraz daha ağır su elementi baskın olan kişiler biraz daha kilo almaya eğilimli olabilir. Ama genellikle hava elementi baskın olan insanlar hani daha zayıf, zayıf kalmaya da daha müsait insanlar. Ve zihinsel aktivite çok yoğun olduğu için bazen maddiyatı e, geri planda bırakabiliyorlar. Örneğin, e, hava elementi aşırı olan kişiler bazen yemek yemeyi unutabiliyorlar, düzenli beslenmeye biliyorlar, düzenli uyumaya biliyorlar. Zihin çok aktif olduğu için zihinsel dağınıklık yaşayabiliyorlar. E, hava, elektrik iletimiyle de ilgili e, hava elementi sorunlarda... hem sinirler arası iletişim, hem kalp bin elektrik çalışmasıyla vücudun bütün elektrik çalışmaları ile ilgili e, sorunlar nabız sorunları, kalpte iletim sorunları yaşayabiliyoruz. Sinirler arası iletişimde, e, nöron iletişimi dediğimiz iletişimde sorunlar yaşayabiliyoruz. E, ve e, hava elementi e, baskın kişilerde hemen e, şişme e, şikayetleri görülebiliyor. Nasıl şişme şikayetleri? Su nedenle şişlik değil de şişme dedim. Su nedenli şişlikler değil de, işte yedim hazımsızlık yaptı, karnım şişti. Aslında onun içinde su yok, aslında hakikaten gaz var. Ee, ne olabilir? Akciğerde hava birikmesi olabilir işte. Görürsünüz kronik akciğer hastalığı olan bazı kişilerde, uzun süre akciğer hastalığı olan bazı kişilerde, tabii ki bazı akciğer hastalıklarında akciğerin ön arka çapı ee, artar ama e, aktif kullanabildiği nefes volümü, hava volümü azdır. Çünkü akciğerde hava birikiyordur. Akciğerde o kadar çok hava birikiyordur ki akciğerin aktif kullanılan, havayı aktif kullanabilecek yeri azalıyordur. İşte herkes normal e, pişmiş bir e, baklagil e, yer gayet mutlu olurken, Hava elementi aşırılığı olan insanlar e, çok hazımsızlık çekebilirler, şikayet. Özellikle kuru baklagillerden. Şimdi kuru baklagiller, kurutulmuş her şey genellikle hava elementini arttırıyor. O yüzden hava elementi fazla olan kişilerde e, hiç yemeğin demiyoruz. Ama şöyle yapalım. Onları herkes bir gün, hani bir gece e, ıslatıyorsa biz hani biraz daha uzun tutalım. Onlar işte 2 saat kaynatıyorsa biz 3 saat kaynatalım. Yani onu o kuru halinden tekrar yaş haline getirecek kadar hani e, işlem yapalım onda. Yani daha çok ıslatalım, daha uzun pişirelim. O zaman göreceksiniz. E, artık hava elementi yoğunluğu olan kişilerde rahat rahat hani kuru baklagiller ya da kuru besinleri e, tüketebilecekler. Ama genellikle e, bütün kurutulmuş besinler, e, hava elementini arttırdıkları için e, dengesizlikleri e, büyütebiliyorlar, arttırabiliyorlar. Ve bu tabii ki sadece mide debarsa da vurmuyor. İşte ne oluyor? Huzursuzluk da element artışıyla artıyor, uykusuzluk artıyor, işte zihinsel dağınıklık da artabiliyor. Şimdi hava elementi aşırı olduğu durumlarda, e, ateşi değil de daha çok suyu ya da toprağı kullanmak istiyoruz. Ne demek o? Düzen. Düzenli beslenin, düzenli uyuyun ve suyu. Su ne demek? İşte e, duygusal yatıştırıcılar e, belki hani ihtiyacınız varsa tabii hekime sormak gerekiyor illaki e, belli miktarda hafif uyku ilaçları destekleyiciler e, o dengesizliği yenmemize yardım edecek. Peki hava elementi azlığında ne yapalım? Hava elementi azlığında da bu sefer hiç aktif hissetmeyiz çünkü hava elementi aktif bir element ve aktif olması istenen bir element. Çünkü rüzgardan faydalanıyoruz, rüzgar hayat. Ee, ama çok aşırı olduğu zaman tabii fırtına kopuyor, yıkıyor, döküyor o başka bir şey de. Ama normalde rüzgar hayat ee, ve hava elementi fazlalığında aktivite görülüyor. Ee, Zaten hafiflik artıyor. Metabolizma da bir anlamda artıyor. Aslında metabolizma tam olarak ateşle ilgili olsa da hava elementi fazlalığında da artıyor. E, ve aktivite de artıyor. Hem zihin aktivitesi hem beden aktivitesi. Yani yerinde oturmayan e, daha çok hareketli kişiler olabiliyor bu kişiler. Ama hava elementi azlığında e, yani bırakın beni ben uyuyayım e, işte bir şeyle ilgilenmeyeyim. Herkes gülüyor da niye gülüyor bu insanlar mizah artık yoksunluğu, isteksizlikler depresyonlar görülebiliyor. Bu insanlarda oyun terapileri dans terapileri biraz daha canlandırıcı renkler işte otururken ama yatak odasında değil yatak odasında çünkü zaten huzur, huzursuz bir zihin yani hava elementi az da olsa çok da olsa bir şekilde bir onun dengesizliği var. Ee, ne yapacağız o zaman? Ee, yavaş yavaş o dengesizliği yerine koymaya çalışacağız. O yüzden hava elementi azlığında da e, normalde e, çok fazla böyle e, ateşi öne çıkarmıyoruz. Hiç olmazsa bir oturma yerinde, yaşam yerlerinde, odalarında, oturma odasında, salonda, mutfakta canlı renkler kullanmak istiyoruz ama yine hiç olmazsa yatak odasında daha çok su enerjisi istiyoruz. Yani ne? Gümüşü renkler. Çünkü su da bir şekilde havayı dengeliyor. Ateş de havayı dengeliyor bir şekilde. Aktif hale getiriyor. Ee, ve Hava elementi azlığında biraz daha ateşten yararlanıyoruz. Hava elementi çokluğunda biraz daha toprak ve sudan yararlanıyoruz. Ee, Hava elementi azlıklarında dediğim gibi canlı renkler, oyun terapileri ve en basiti bakın e, manzara seyretmek. Yüksek bir yerde seyretmek yüksek bir yerde camı açarak manzara seyretmek, nefes egzersizleri, üst beden egzersizleri. Şimdi üst beden egzersizleri dediğimiz çok kolay, çok basit ve tek bir egzersizle yani günde 10 tane işte dikkatli olarak 3-5 tane yapınca bütün bu üst bedenimizi çalıştıracak en basit bir egzersiz göstermek istiyorum sizle. Çok basit. Çünkü ateş ve hava eksiklikleri üst beden çalışmalarıyla e, az çok dengelendirilebiliyor. E, bu akciğer kapasitesini de arttırdığı için. Şimdi camın önüne gidip e, kontrollü kendimizi çok zorlamadan e, burnumuzdan nefes alıp sonra ağzımızdan yavaşça nefesi verebiliriz temiz havada. E, tabii öyle olduğu için biz yüksek katlı olduğu için e, maske tekiz gerekmeyecek e, ve e, dediğim gibi kollarımızı yukarı kaldırıp bütün gücümüzle sanki bir şeye asılıyormuş gibi onu çekip sonra yavaş yavaş onu yeniden e, geri bırakabiliriz bu bütün e, e, arka ve ön e, sırt ve göğüs kaslarını kol kaslarını az çok boyun kaslarını geliştirecek bir egzersiz olacak Şimdi elementler çok önemli. Onlarla ilgili söylemek istediğimiz şeyler çok fazla. Ama sizi de daha çok sıkmayalım. Bundan sonra biraz da su elementinden bahsedelim. Zaten elementler iç içe. Yani su elementinden bahsederken yine havaya değineceğiz. Yine ateşe değineceğiz. Yine toprağa değineceğiz. Sizlere doyum olmaz. Ama bugünlük bu kadarlık olsun. Bundan sonraki videomuzda tıbbi astrolojide su elementini konuşmaya devam edelim. Tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalın diyorum.